Botulinum toksine, nam diğer botoks. Botoks 1950'li yıllarda ilk başta bebeklerde şaşılık tedavisi için kullanılmaya başlanmış bir ilaç. Bir bakterinin toksini, herkesin söylediği ya da korktuğu gibi yılan zehri değil. Botoksun estetik alanda kullanımından önce sinir cerrahisinde, kas hastalıklarında, spastisitede, az önce söylediğim gibi şaşılık tedavisinde çok uzun bir geçmişi, tarihi var. Dolayısıyla aşağı yukarı 70-80 senelik bir kullanım hikayesinde ortaya çıkabilecek komplikasyonlar, riskler, insanlarda oluşturulabilecek her türlü hastalık, rahatsızlık araştırılmış, ortaya konulmuş vaziyette. Yani şu anda özellikle de sosyal medyada çok fazla dile getirilen botoks şuna sebep oluyor, botoks sonrasında kaslar şöyle güçsüzleşiyor, böyle felç oluyor. Bunların hiçbiri gerçek değil, doğru değil. Uygun kullanım, uygun endikasyon ve uygun aralıklarla botoks aslına bakarsanız estetik cerrahinin, operasyonların işini çok kolaylaştırmış vaziyette. Burada özellikle benim pratiğimde dikkat ettiğim şöyle bir konu var. Seanslar halinde botoks yapmak. Ben istersem yüzdeki kasların hepsini hiç hareket etmez hale getirebilirim, dondurabilirim. Ya da belirli kasları daha güçsüz hale getirebilirim ve diğer kasların çalışmasıyla kaşı kaldırabilirim. Kaşların arasındaki çizgileri yok edebilirim. Dolayısıyla burada önemli olan şey hastanın ne istediği, neler yapılabileceğini birlikte düşünüp, kararlaştırıp ona göre plan yapmak ve ona göre uygulama yapmak. Tek bir seansta bütün mimikleri, bütün hareketleri dondurmak kötü yapılmış bir botokstur ve bir kilometre öteden anlaşılır. İyi yapılmış botoks insanların bak ne güzel genç görünüyor, yüzünde hiçbir şey yok, ne kadar iyi görünüyor dediği botokstur. Anlaşılmayan botoks iyi yapılmış bir botokstur. Önemli olan doğal bir görüntü. Botoks sadece yüzdeki mimikleri azaltmak için ya da kırışıklıkları gidermek için kullanılan bir ilaç değil. Aynı zamanda bruksizm dediğimiz dişleri gıcırdatma ya da dişleri sıkma tedavisinde de kullanabildiğimiz bir enstrüman. Buradaki çok önemli detay şu, masseter kasını botoks ile çok güçsüzleştirmek, yüzü küçülttüğü düşünüldüğü için ya da işte hani dişlere çok fazla zarar verdiğini düşündüğümüz için bu kası tamamen dondurmak, çok güçsüzleştirmek, buradaki o güzel kontürü, çene hattını oluşturan o köşeyi kaybetmemize sebep oluyor. Bu köşenin kaybedilmesi de ön tarafta bazı sarkmalara, gevşemelere neden oluyor ve daha yaşlı, daha yorgun bir görünüm ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yine basamaklar halinde, yine seanslar halinde yavaş yavaş masseteri güçsüzleştirmek ve diş sıkmanın durduğu, gıcırdatmanın durduğu yerde bırakmak bence tercih edilmesi gereken yol. Terleme tedavisi içinde botoks kullanımı son zamanlarda oldukça fazla başvurduğumuz bir yöntem. Burada yine insanlar arasında, toplumda yanlış bilinen bir söylenti var. O da koltuk altı botoksu, el ayak botoksu yapılarak o bölgelerdeki terlemenin durdurulması sonrasında vücutta sıvı dengesinin bozulduğu, zehirlenmeye kadar giden bazı rahatsızlıklar yaşandığı gibi bir düşünce. Bu doğru değil. Vücut ısı dengesini sağlamak için her yerinden terleyebilir. Dolayısıyla siz aşırı terlemeyi koltuk altında, elde, ayakta durdurduğunuz takdirde herhangi bir dengesizliğe, bir zehirlenmeye sebep olmazsınız. Ben terleme botoksunun da periyodik aralıklarla yapılmasını, yani terlemenin tamamen geri gelmesinin beklenilmemesini tercih ediyorum ve hastalarıma bunu öğütlüyorum.